Yardım Doçent Doktor Sami Baskın, Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde. Ben de daha önce Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde görev yapmıştım. Hatay doğumlu, Altınözü doğumlu. İlkokulu Çetenli Köyü İlkokulu'nda, ortaokulu Adana İmam Hatip Lisesi'nde ve Altınözü İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. 99 yılında üniversiteye girdi. 19 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2003 yılında Bafra da Türkçe öğretmen olarak göreve başladı. 2006 yılında yüksek lisansını bitirip 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. 2012 yılında Yeni Türk Dili Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılının başında ise Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Hocam, Osmanlı Devleti'nde kültürel bütünleşme süreci ve İbn Muhammed Salih anlatacak. Hocam, süreyi biraz mümkün olduğu kadar iktisatlı kullanalım çünkü az vaktimiz kaldı. Tamam. Tabii tabii, olacak elbette. Tabii ki. Benim de sorularım var. Yani soracağız. Sayın Başkan, değerli dinleyiciler, sürenin azlığını biliyorum. Herkes de acıktı. Başta ben olmak üzere ama birinci konuşmacımızın galiba bunda günahı çok. Bugün 4 dakika uzattı sadece. Yani bize dur, gibi geldi ama ben kronometreyi tutuyorum. Yani. Doğrudur. Osmanlı Devleti'nde kültürel bütünleşme... Siz 4 dakika istiyorsunuz hocam. Yok, tamam, eyvallah. Osmanlı döneminde kültürel bütünleşme süreci ve Bin Muhammed Salih. 13. yüzyılın sonunda kurulan Osmanlı Devleti, 17. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın önemli bir bölümünü, Anadolu ve Kafkasları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı içine alan, 3 kıtaya yayılmış koca bir imparatorluğa dönüşmüştü. Namık Kemal durumu Hürriyet kasidesinde şöyle anlatır, der ki, cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Bir aşiretten bir cihan devletine dönüşürken Osmanlı Devleti, Slavlardan Rumlara, Araplardan Çerkezlere kadar pek çok etnik unsuru ve Hristiyan, Musevi, Putperest gibi değişik inançlara sahip insanları bünyesine katmıştı. Bu kadar geniş bir coğrafyada ve bu kadar çok sayıda değişik sosyolojik unsuru bir arada tutmak, yönetmek ve cihan devleti vasfını yüzyıllar boyu taşımak, günümüz gelişmiş teknolojik imkanlarına rağmen neredeyse iki farklı düşünce yapısına ait insanları bir arada tutamayan devletler göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti birlikteliği nasıl sağlamıştır sorusunun sorulmasına da neden olmaktadır. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nde tüm unsurları bir arada tutma gücü ve Osmanlı halkına da birlikte yaşama bilinci sağlayan kültürel bütünleşme sürecinden ve buna katkı sağlayan devrin alimlerinden biri olan Bin Muhammed Salih'ten bahsedeceğim. Kültürel bütünleşme, sosyal bütünleşmenin bir türüdür. Bu yüzden kültürel bütünleşmeye geçmeden önce sosyal bütünleşmeyi kısa bir şekilde çeşitleriyle birlikte açıklayayım. Sosyal bütünleşme en dar anlamda bir bireyin boy, kabile, aşiret, cemaat, parti gibi gruplara hissettiği aidiyet duygusunu aşarak milli topluma dahil olduğunu fark etmesi sürecidir. Yani cemiyetteki her bir sosyal grubun kendi hakkında vardığı şuurun, kendi birliğine duyduğu sevgi ve bağlılığın toplumdaki bütünlüğü bozmayacak seviyede kalmasıdır. Bu süreç gerçekleştiğinde bireyler ve gruplar arasında çatışmalar uyumlaşıp karşılıklı bir düzen oluşturacak biçimde birleşmiş olurlar. Böylelikle toplum işleyen bir bütüne ve sosyal sisteme kavuşur. Bir başka tanımla sosyal bütünleşme, toplumsal yapıdaki farklı parçaların düzenlenmesi ve bütünleşmesi, birlikte koordineli bir çalışma düzeni göstermesi, toplumda bir uyum ve denge halinin ortaya çıkması durumudur. Bu yüzden toplum sosyolojide genellikle denge, düzen içinde uyum halinde işleyen parçalardan oluşmuş ve bütünleşmiş aktif bir yapı olarak tanımlanır. Toplumu toplum yapan ve insanları grup, cemaat, parti gibi sosyal gruplardan daha kapsamlı bir yapı içinde birleştiren faktörler göz önünde bulundurulduğunda sosyal bütünleşmenin dört türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar normatif bütünleşme, fonksiyonel bütünleşme, manevi bütünleşme ve kültürel bütünleşme. Ben ayrıntılara girmeyeceğim, sadece kültürel bütünleşmeden bahsedeceğim.
Kültürel bütünleşme genel olarak bir toplumun sahip olduğu inançlar, değer yargıları, örf ve adetler gibi manevi değerlerdeki müştereklik olarak ifade edilebilir. Bu müşterek yapıya Ziya Gökalp sosyal bütünleşme ile bir tutarak bu yapıyı şöyle tanımlar. Ona der, o der ki sosyal bütünleşme harsta birlik yani kültür birliği sağlamak demektir. Kültür ise toplumun bütün fertlerini bir araya getiren, onları birbirine bağlayan dil, din, ahlak, hukuk, sanat, örf ve adet gibi maddi ve manevi unsurların bütünüdür. Bu bütünlüğü sağlamak için devletin ilk önce iyi teşkilatlanması, insanlar arasındaki iletişim ağlarını iyi kurması ve iyi bir eğitim düzeninin olması gerekmektedir. Osmanlı Devleti kendi çağında hem teşkilatlanma bakımından hem de bireyler ve gruplar arasındaki iletişim ağlarının kurulması bakımından oldukça ileri seviyededir. Devlet kurumlarının yanında sivil toplum örgütleri diye adlandırılabilecek pek çok vakıf ve loncaya sahipti. Örneğin bu sivil toplum örgütlerinden en çok bilindiği için onu söyleyeyim. Ahi Teşkilatı sadece esnaf yetiştirmiyor, ayrıca ideal insan tipinin oluşturulmasında da büyük rol oynuyordu. Ahiler dini bütün, üstün ahlaklı, çalışmayı seven, cömert ve idealist insanlar olarak bilinmekteydi. Bu meslek örgütlenmesi üyeleri arasında birlik ruhu ve dayanışmayı da sağlıyordur. Ayrıca herkesin malum olduğu camilerin avlusunda ve çevresinde kurulmuş olan külliye adındaki yapılar hem kültürel bağların kurulması hem de toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim, öğretim hizmetinin karşılanması açısından birer mahalli sosyal müessese niteliği taşımaktaydı. Bu örgütlenme biçimi devletin genişlerken içine aldığı tüm unsurları ortak bir kültürde buluşturmayı ve herkesi bir arada yaşatmayı sağlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında eğitimin dediğimiz gibi payı büyüktür. Osmanlı Devleti'nde sivil toplum örgütlerinin yanında yaygın bir medrese ağı ve özellikle özel hocaların katkısıyla yaygınlaştırılmış bir eğitim ve kültür faaliyetinin olduğu söylenmelidir. Bugün sizlere bu eğitim faaliyetlerinin etkin bir neferinden özellikle verdiği özel derslerle devletin ileri gelenlerinin çocuklarına eğitim vermiş bir kişilikten İbn Muhammed Salih'ten bahsedeceğim. İbn Muhammed Salih 17. yüzyılda yaşamış, devrinin saygın alemi ve Molla Salih lakabıyla ünlenmiş bir kişidir. Onun kimliği hakkında yani ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş gibi bilgiler bakımından kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak günümüze kadar ulaşan eserlerinden onun yaşantısı ancak aydınlatılabilmektedir. O Osmanlı Devleti'nin topraklarını özellikle İstanbul, Irak, Mısır çevresini dolaşmış, gittiği yerlerde dil derlemeleri, müderrislik, yazarlık yapmış, seçkin zümrelerin bulunduğu meclislere katılmış bir Osmanlı ileri gelenidir. Bu bilgiler Bin Muhammed Salih'in günümüze kadar ulaşmış 5 eserinden rahatlıkla ulaşılabilecek bilgilerdir. Bu eserlerden onun bulunduğu kültürel ortamı, ilişki içinde bulunduğu kimseleri, elinde bulunan kitapları ve belgeleri, kimlerden etkilendiğini ve eserlerini yazarken hangi bilgileri dikkate aldığını öğrenmekte mümkündür. Bin Muhammed Salih Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerini gezerken genellikle ilim ve irfan peşinde koşmuş bir aydındır. Ailesi İstanbul'da olmasına rağmen o, uzun yıllar Mısır'da yaşamış, orada eserler yazmış, müderrislik yapmış bir zattır. Mısır, şu açıdan önemli, Şam, Bağdat, Meravun-Nahir, Horasan gibi yerlerin Osmanlı toplumunda, Türk toplumunda önemli bir yeri var. Bu yerler ilim, irfan yuvaları kendilerince bir ekol oluşturacak biçimde ilerlemiş durumdaydılar. Mısır'ın milattan önceye kadar uzanan bir sosyal ve kültürel ortam olduğunu bilmekteyiz. Bu sosyal ve kültürel canlılığa sahip memleket 1250 yılında kurulan Memlük Devleti'nin ve devamında da Osmanlı Devleti'nin desteğiyle günümüze kadar aslında devam etmiştir. Tarihi kaynaklara göre 14 ve 15. yüzyılda Mısır ve Suriye'deki ilim müesseseleri Anadolu'daki medreselerden daha üstün görülmüştür. Bu yüzden Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasındaki alimler ilimlerini artırmak ya da kendi hünerlerini göstermek için bu bölgeye gitmişlerdir. Örneğin Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edeb Ali Şam'da
Davud-i Kayseri, Simavnalı Bedrettin ve Molla Fenari Kahire'de, Kadı Burhanettin Suriye ve Mısır'da eğitim görmüştür. Bunun yanında Memlüklerin ve oradan ondan sonra Osmanlıların yine teşvik ve himayelerine mazhar olmak isteyen, kendi hünerlerini göstermek isteyen aydınlar da bölgeye akın ettiğini söyledik. Bunlardan biri yine bilindiği için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk sözlükçülüğün ve gramerciliğin en önemli temsilcisi sayılan İspanya Granada doğumlu ünlü filolog Ebu Hayyan bölgede özellikle Türk diliyle ilgili pek çok eser yazmıştır. Dolayısıyla Bin Muhammed Salih'in ailesi İstanbul'dayken neden Mısır'a gidip orada yaşadığını bu örneklerden çıkarmak mümkündür. O Eşhüzur-i Zehbiye adlı eserinde Mısır'daki ortamı şöyle anlatır. Aynı zamanda kendisinin neden bu eseri yazdığını da bu satırlardan okumak mümkün. Der ki, Türk diliyle ilgili bir risale yazma fikri uzun zamandır aklımı işgal etmekteydi. Bu iş defalarca benden talep edildi. Akrabalarım ve arkadaşlarım bana taleplerini çok defa söyledi. Kararsızdım. Bu işe bir yöneliyordum, bir vazgeçiyordum. Ne yapacağımı kestiremiyordum. Sonra kaderin cilvesi beni örnek olan insanların bulunduğu yere getirdi. Bundan seçilmiş yazı uzmanlarının makamını, karar sahiplerinin dayanağını, sahifelerin satırlarını güzel sözlerle ilmek ilmek işleyeni, kalemlerinin kelimelerini yüksek delillerle yazanı, Cenab-ı Ali'yi, Ulu Cevher'i diye böyle devam eden bir yazıda Şerif Muhammed El-Hüseyin'il Cemmezi'yi anlatır. Bu şahsiyet Mısır'ın şeriat mahkemesinin başındaki kişidir, yani kadıdır. Bu kadı seçkin insanların bir merkezde toplayıp onları himaye etmiş ve bunlardan Bin Muhammed Salih'i kendi oğluna müderris olarak seçmiştir. Ben buradaki katkıları çok kısa geçeyim. Bin Muhammed Salih ile kadının arasındaki ilişki aslında çok uzun yıllar devam etmiştir. Özellikle Kamusül Ervan fi Nizamil Kelam diye bir eseri var Bin Muhammed Salih'in. Orada durumu şöyle anlatır. Bu iki kitabı yazmama sebep, aslında ikinci ve üçüncü kitabını kastediyor. Sebep olan efendim, yardım edenim ve kendisine yardım etmemin farz olduğu, babamın yerini tutan, saf bir sevgiyle bağlandığım, zamanının tek, çağının benzersiz kişisi, zamanı güzelleştiren açık sözlü şeriat mahkemesinin başkanı diye tarif eder kadıyı. Bu sözlerden anlıyoruz ki kadı aslında başta Bin Muhammed Salih olmak üzere diğer bütün alimleri himayesine almış, onları korumuş ve güzel eserlerini ödüllendirmiş. İkili arasındaki bu ilişki Bin Muhammed Salih'in kendini güvende ve yazmaya mecbur hissetmesine vesile olmuştur. Nitekim Muhammed Salih Mısır'a gitmeden evvel bir tane eser yazmışken Mısır'da dört tane eser yazmıştır. Onun eserlerine tek tek geçmeyeyim ama sonuçla işi bağlayalım. Bin Muhammed Salih aslında neden bir bilgedir, neden kültür elçisidir? Ona kısaca bir değineyim hemen bir dakika içinde. O Mısır'da, Küfe'de bulunurken İstanbul'daki yaşantıyı, oradaki hayatı bulunduğu yerlere taşımış, orada öğretmiş, dolayısıyla halkların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamış bir insandır. Sonuç olarak Osmanlı büyüdükçe içine aldığı tüm sosyolojik unsurları bir potada eritip Osmanlı tebaası haline dönüştürürken Bin Muhammed Salih gibi aydınların rolü oldukça önemli olmuştur. Kimi verdiği vaazlarla, kimi kurdukları dernek ve okullarla, kimi de dil öğreterek üstüne düşen vazifeyi yapmaya çalışmıştır. Bu oldukça önemli bir durum çünkü aydın sınıfı sadece bir şey öğretmez. Onlar öğretirken kaynaştırır, insanlar arasındaki iletişim ağlarını kurar. Yani toplumsal örgütlenmeyi sağlarlar. Bin Muhammed Salih'in İstanbul'a ait tarihi yapıları, yaşam tarzını veya devletin teşkilatlanmasını Mısır'da anlatması, aynı şekilde Küfe'deki halkın okurlarına, öğrencilerine tanıtılması, birbirinden çok uzakta olan insanların birbirlerini tanımalarına, birbirinden haberdar olmalarına neden olmuştur.
Bu haberdar olma zamanla haberleşmeye ve kaynaşmaya dönüşecektir. Böylelikle yeni katılan unsurların uyum sorunları aşılmış, ayrıca bu durumun farkında olan Osmanlı idaresi, yazar ve şairleri, hikmet sahibi kimseleri, toplumun saygın kimselerini korumuş ve kollamıştır. Hatta devlet erkanı, başta padişahlar olmak üzere eğitim öğretimle yakından ilgilenmiş, birden çok dil bilmeye, şiir ve musiki ile uğraşmaya büyük önem vermişlerdir. Tüm bunlar Osmanlı'daki kültürel bütünleşmeyi önemli ölçüde olumlu yönde etkilemiştir. Yazar ve şairler birden çok dilde eserler yazmaya, örneğin Fuzuli'nin 3 dilde de divan bulunması, padişahların yine aynı şekilde edebiyatla ilgilenmesi kültürel bir aradalığı sağlamıştır. Bu kültürel bütünlük devletin de uzun yıllar sağ salim bir şekilde dünyayı yöneten bir güç olmasını da beraberinde getirmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Erdal Bey, buyurunuz hocam.